Merhabalar, Bana Hikayeni Anlat'a hoş geldiniz. Bugün sigorta endüstrisinin çok önemli dünya devlerinden birini konuk olarak ağırlıyoruz. Ve konuğum çok sevgili Okan Özdemir, Allianz Sigorta CMO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Allianz'ın Türkiye pazarına girişi bildiğim kadarıyla Cumhuriyet dönemlerine kadar dayanıyor, 1923'lere. Evet. Çok da köklü bir firma. İsterseniz Allianz çok bilinir bir marka ülkede ama bir kısa tarihçesiyle başlayalım. Tabii Buyurunuz. hayal. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 1923 yılına dayanıyor. Aslında şark sigortayla başlayan bir dönem. Allianz'ın şark sigortaya ortak olması 80'li yılları buluyor. Tam tarihi 88 yılında. Daha sonra isim şark sigorta olarak devam ederken Koç Allianz hisselerini büyük çoğunluğunu almasıyla birlikte Koç Allianz olarak değişiyor. Ve 2008 yılından itibaren de Allianz tüm hisseleri alarak Allianz Sigorta olarak yoluna devam ediyor. Menşei Belki nedir? Allianz'ın Allianz bir menşeini Almanya'da kurulmuş bir söyleyeyim. Alman firması. Daha önce ilk Berlin'de 1800'lü yıllarda kurulmuş çok köklü bir firma. Tabii bu maceranın aslında en önemli ayaklarından biri de 2014 yılı diye söyleyebilirim. Çünkü 2014 yılında Yapı Kredi Sigorta, Yapı Kredi Yaşam Emeklilikle bir birleşme sağlandı. Evet. Ve o tarihten itibaren de Allianz Sigorta, Allianz Yaşam Emeklilik ve Allianz Hayat Emeklilik olmak üzere 3 ayrı şirket olarak Allianz Türkiye'de yoluna devam ediyor. ediyor. Peki sigortacılık deyince böyle bir ciddiyet, böyle bayağı hakikaten hayatımızın içinde bir konu olmasına rağmen bilgi birikimi olarak tüketicilerde sigortacılık anlayışının geliştiğini düşünüyor musunuz? Evet, Bilincinin daha doğrusu. şimdi aslında belki de Türkiye sigortacıları olarak diyeyim en önemli konularımızdan biri bu. Sigorta ciddi bir iş çünkü aslında finans sektörü olarak geçen bir yapı. Öyle olduğunda tabii algısı da ister istemez bir finans kuruluşu ciddiyeti içeriyor. Bilinç olarak bakıldığında da Türkiye'de sigorta bilincini çok fazla yerleşmediğini çok açıklıkla söyleyebilirim. Evet, yani burada dürüst olalım. Birazcık dürüst İzleyicilerimizin olmak önünde lazım. hakikaten açık olmakta fayda var. Bunu şunun için söylüyorum. Çok sözünüzü kesmiş gibi oldum ama Sağ olun. Bir şekilde zorunlu olduğumuz, yani işe giriyorsunuz, işte SGK güvenceniz var ya da daha kurumsal, daha büyük yapılarda çalışıyorsanız özel sağlık sigortanız var. Bazı kurumlarda eş ve çocuk dahil, bazı kurumlarda sadece çalışana, teminat oranları farklı. Dolayısıyla biz o iş görüşmesine giderken iki şirket arasında kaldıysak tercihimizi etkileyen faktörlerden çok önemlilerinden biri de aslında bu yan haklar ve sigorta bunun çok önemli bir Aslında parçası. temelini, yani yan hakların en önemli kısmı sigorta diyebiliriz şu Değil mi? anda büyük kurumsal şirketlere de baktığınızda. Ama daha yüksek maaş verene bir meyil Evet. oluyor ya çalışanlarda. Öyle bir Halbuki durum var. kıyaslandığında hani Allah korusun başımıza herhangi bir risk geldiğinde, o risk gerçeğe döndüğünde daha doğrusu, işte o zaman ya benim bir teminatım var mıydı, tüh neden yoktu gibi bir dünya oluyor. Bu anlamda bilinçli mi toplumu merak ediyorum. Evet, dürüst olalım. Bence toplumumuz bu anlamda bilinçli değil. Yani neredeyse 20 yılını vermiş bir profesyonel olarak söylüyorum sigorta sektörüne. Bunun aslında en güzel örneğini şöyle sokağa çıktığınız zaman görüyorsunuz. Hepimiz yakınıyoruz Türkiye'de, özellikle İstanbul'daki trafik yoğunluğundan. Evet. Çünkü çok araç var. Şöyle kafanızı çevirip yolda baktığınızda gördüğünüz araçların %70'i kasko sigortasına sahip değil. Of. Aslında bu konudaki bilincimizin ne kadar Avrupa ülkelerine kıyasla geride olduğunun en büyük Bir göstergesi. örnek verirsen Avrupa ortalaması kaç civarındadır? Hayat sigortalarından örnek vereyim ya da kasko sigortalarından yaklaşık %80-90 sigortalık oranına Of. sahip bir gürültüden bir halktan bahsediyoruz. Buraya döndüğümüzde özellikle hayat sigortalarını bu oranlar %1'lere 2'lere kadar düşüyor ülkemizde. Neler biliniyor? Sağlık sigortası çok bilinen bir sigorta türü. Onu da biraz pahalı buluyor halkımız çok doğal olarak. Çünkü sağlık harcamaları çok ucuz değil Türkiye'de. Sağlık hizmetleri pahalı. Öyle olunca ister istemez sigortada da bu iş primlere biraz yansıyor oluyor. Zaten sigortacılar olarak da şu anda sektöründe öncü bir markasıyız biz sağlıkta. En yüksek pazar payına sahibiz. Maşallah. Birazcık
birazcık halkımızı aslında bilinçlendirmek, sağlık sigortasının aslında, hani bunu arkadaşlarımdan örnek verebilirim, bana hep şunu sorarlar, ya işte ben sağlık sigortası almak istiyorum, peki ama ben o kadar hastalanmıyorum. Şimdi bu en eğitimimizden en hani eğitim düzeyi düşük insanımıza kadar herkesin aslında kendine sorduğu bir soru. Tabii ki sigorta bunun için değil. Keşke hiç sigorta kullanmasak bütün ömrümüz boyunca, ama her zaman o primi ödesek ve bir güvencede hissetsek kendimizi. Ne güzel söylediniz. Çünkü sigortayı kullanılacak bir malzeme olarak görmekten, kullanacak bir malzeme olarak gördüğünüzde tamamen mal, hizmet gibi bakıyor oluyorsunuz. Halbuki başımıza bir kere gelen çok vahim durumlar oluyor hayatta ve o zaman... hastalık örnek vereyim. Hastalık oluyor, tedavi süreci oluyor, çok yoğun dönemler, zaten üzüntünüz var. Bunlar geçiyor. Geçtikten sonraki mali külfet aslında sigorta şirketlerinin ya da bizlerin karşılamaya çalıştığımız kısmı. Yoksa tabii ki kimse hasta olmasın, kimse rahatsız olmasın, özellikle sağlık sigortası için söylüyorum. Ama maalesef bunu başımıza geldiği zaman algılıyor gibi bir durumumuz var. Biz şu anda bunu farklılaştırmaya, bilinçlendirmeye hem iletişim çalışmalarımızda hem... Şimdi onu soracaktım. Sektördeki oyuncular olarak çuvaldızı da batırıyor musunuz kendinize bu konuda? Yani bu bilinçlendirme sürecinde bir birlik, beraberlik halinde bütün markaların çok çaba sarf ettiğine eminim. Elde edilen sonuçtan daha memnun olunabilmesi adına aslında öncü bir marka olarak Allianz'a da bir kesinlikle öncü marka görevi, ödevi düşüyor galiba. Evet, kesinlikle. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sigortanın iletişimi çok zor, çok kolay değil. İşte bahsettiğimiz bütün konularda olduğu gibi işin içinde biraz risk, işin içinde biraz aslında hoşlanmadığımız, başımıza gelmeyeceğini düşündüğümüz kötü şeyler var. Sağlık için konuşursanız hastalanıyorsunuz, rahatsızlanıyorsunuz. Araba sigortası için konuşursanız çok basit ifadeyle arabanıza bir şey oluyor. Ve hepsinin aslında bütün sigortaları düşündüğünüzde için özünde insan faktörü var. Hastalandığınız zaman zaten direkt kendiniz etkileniyorsunuz. Arabada kaza yaptığınızda başınıza bir şey gelebiliyor. Sigorta aslında bunu engellemiyor. Bu bizim araba için söylüyorum. İyi araba kullanmamız, kurallara uymamızla oluyor. Ama sigorta neyi gerçekleştiriyor? Hayatın içinde bu tip kötü vakalar var. Ve bunların çoğunluğu trajediyle bitmiyor. Trajediden kastım ne? Bir arabayla kaza yaptığınızda size bir şey olmama ihtimali var, çok yüksek. Ama maalesef bütün öyle belki de çoğu insanın yaşam boyunca biriktirdiği, emek verdiği, bütün o paralarla ulaştığınız, aldığınız bir malınızı yerine koyamamanın üzüntüsü ondan sonra sizinle birlikte devam ediyor. Biz işte bu noktada devreye giriyoruz. Çok sigorta güzel. Bu anlamda... Derde çare bu anlamda oluyor diyebiliriz açıkçası. Harika. Ben tabii mesleki birikimlerimden birçok marka için tüketici ne yapıyor, işte alışveriş sepetinde neler var, aylık tüketimlerine ve bu harcamalar nereye gidiyor diye baktığında gelir düzeyi daha düşük insanlarımızdaki cep telefonu sahipliği oranlarına falan baktığımda tüylerim diken diken olmuştu. Yani ortalama gelirinin neredeyse %60'ını bir cep telefonuna vermeyi amaçlıyor. İngilizce tabirleri aklıma geliyor, onun için duraklıyorum. ben ilk fırsatta bu ürünü alacağım diyor ya da gerçekten almış. Fakat hakikaten Maslow'un ihtiyaç teoremi gibi sigortacılık gibi bir konudaki yaklaşımına baktığınızda biraz bana bir şey olmaz yaklaşımımız var ve maalesef söylediğin gibi o anları yaşadığımızda onun yokluğu, sigortanın yokluğu çok daha büyük anlam ifade ediyor. Çok da ulvi bir hizmetiniz var. Çok güzel bir örnek verebilirim. Hepimiz biliyoruz çok ciddi bir deprem geçirdik. Yani aslında hatırlamak istemediğimiz bir şey ama ben o zamanlar sigortacılığa böyle yeni yeni ısınıyordum. Ertesi gün deprem sigortalarında inanılmaz bir tavan oldu. O kadar arttı ki talep. Şimdi baktığınızda aslında bu söylediğinize çok denk geliyor. Yani bir şey oluyor ve olduktan sonra biz bunu fark ediyoruz. Evet. Aslında sigorta bunlar olmadan, başımıza gelmeden, inşallah da gelmez diyerek satın alınması gereken bir obje, öyle söyleyeyim. Yoksa biz Allianz olarak da bakıldığında hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bir şekilde bir sigorta poliçesi, bir teminat satmaktan ziyade biz başımıza bir şey gelmeden önce
en azından çözüm olarak üretebileceğimiz kısmı, çünkü bu maddi bir şey, evet, ve karşılığı var. Bunu başarmak istiyoruz. Herkesin de bu, bütün halkımızın da bu şekilde olaya yaklaşmasını bekliyoruz ve bu anlamda da birçok çalışmaya imza atıyoruz açıkçası. Harika. Bütün iletişimimiz böyle mesela. Şimdi onu soracağım. 2017 bitti. 2018'in en başlarındayız. Allianz nasıl bir 2017 geçirdi ve hemen akabinde de 2018'de hangi önceliklere odaklanacak? 2017 kolay bir yıl olmadı. Yani ekonomik göstergeler ve ekonomik gelişmelerden çok ciddi etkileniyor sigorta sektörü tabii. Ama biz buna rağmen Allianz olarak güçlü finansal yapısının da çok büyük etkisi var tabii bunda. Özellikle iletişimimizi, sigorta bilincini artırma hedefimizi 2017 yılında devam ettirdik. Yıla çok hızlı başladık. Çok güzel bir reklam kampanyamız vardı 2016'nın sonunda. Sağlık sigortası temalıydı. Ama sağlık sigortasını tanıtmak ve sağlık sigortası ürününü satmak için uyguladığımız bir iletişim çalışması değildi bu. Bu tamamen hayatta başımıza gelebilecek, günlük doğal hayatımıza başımıza gelebilecek çok mümkün olan konuları resmetmeye çalıştık. Üç tane ayrı hikayeden oluşuyordu reklam filmimiz. Ve bunda da çok doğru bir iletişim kurduğumuza inanıyorum. Çünkü çok güzel yorumlar aldık. Harika. Gerçekten ürün reklamı yapmak, ürününüzü reklamla tanıtmaktan ziyade bunu başka bir dille, günlük yaşantıda, günlük yaşantımıza uygun olarak, halkın yanında olarak, onlardan biri olarak, çünkü ben seyrettiğimde aynı şekilde etkilenebiliyorsan herkesin etkilenebileceğini düşünüyorum. Yani bu işin profesyonel olmak bunu değiştirmiyor. Hep bu dili kullanmak istedik. Çok da güzel yorumlar aldık. Umarım herkes de beğenmiştir. Harika, harika. 2018 2018 tabii bu biraz klişe oldu ama yani 2010'dan biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Bakıldığı zaman ama biz tekrar aynı şekilde iletişimlerimize devam edeceğiz. En başta söylediğimiz gibi konuştuk beraber. Bilinci artırmak en önemli şey sigorta şirketleri için. Özellikle Allianz'ın hedeflerinden biri bu. Çok ciddi projelerimiz var. Yine bir reklam filmimiz şu anda zaten, bu sefer kaskoyu merkeze koyduk. Yani araba sigortasını. %70'inin yok diyorsunuz. Evet. Merkezde olması çok normal. Araç ama sayısı artıyor her geçen. Ama yine de hani ürünümüzü anlatan bir reklam filmi olmaktan ziyade yine hayatın içinden bir baba kız hikayesi. Yine için içinde tabii ki hoşumuza gitmeyen, sigortanın maalesef devreye girdiği kısmı olan bir kaza var. Ama tabii sonuç yine trajedi değil. Önemli olan hayatın devamlılığını sağlamak, sürdürülebilirliği sağlamak. Yine aynı stratejide, aynı iletişim stratejimizde devam ediyoruz. 2018'in en önemli konularından biri belki de bizim için, bir de yeni nesil sigortanın öncüsüyüz biz diyoruz. Bu çok önemli bir konu bizim için. Büyük bir cümle bu. Bu çok önemli bir cümle, çok büyük bir cümle. Altını doldurmak da gerektiğine inandığım bir cümle. Hemen şunu söyleyebilirim, sigortacılık dışında da bütün sektörlerde de müşteriyi odağa koymak, müşteriyi merkeze koymak gibi cümleler vardır. Ama ben bunun yapılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü söylemek çok kolay ama dediğiniz gibi yeni sigortacının öncülüğü demek aslında müşteri merkezli, müşterisine her alanda kolaylık sağlayan bir sigortacılık demek. Biz bunun için birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birisi Allianz Campus. İzmir'de yaklaşık 27 milyon avroluk bir yatırımla İzmir'de Allianz Campus'u kurduk. Çok güzel. Çok yakında da Allianz Campus hayata geçecek, şu anda bitmek üzere. Ne yapılıyor orada? Biz bütün operasyon merkezlerimizi daha verimli olması açısından ve call center'ımızı İzmir'e taşıyoruz. Çok yüksek 1000 kişilik kapasitesi olan bir yer olacak. Ve bir amacımız da ülkemizin diğer şehirlerinde de faaliyet göstermek. Oralarda da özellikle gençlerin önünü açmak, oralara iş imkanını taşımak. Biz İzmir'i seçtik. Gerçekten muhteşem bir şehir İzmir ve bayağı da yeni arkadaşımızla orada çalışmaya başladık. Çok güzel, çok enerjikler. Gerçekten markamıza da güveniyorlar. Biz de onlara çok güveniyoruz. Çok kolay bir şey değil operasyon merkezimizi buradan ta İzmir'e taşımak. Ama bunu da başardık. Çok az kaldı. Orada faaliyetimize devam edeceğiz 2018 yılında. Onun haricinde yine yeni nesil sigortacılık diyorsanız gençlere hitap etmemiz gerekiyor. Allianz Motto Müzik çok bizim için çok
önemli bir proje. Nedir Allianz Motto Müzik? Biz aslında Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ıyız diyebiliriz. Bir müzik kanalı bu. YouTube'dan yayın yapıyor. Çok çeşitli konuklarla, çok değişik gündemlerle benim de aklıma geliyor. Evet, içeriklerle, İngilizcesi aklımıza geliyor, uzak durmak lazım. İçeriklerle hayatına devam ediyor. O da çok beğeniliyor. Özellikle genç nesil tarafından çok değişik bir nesil geliyor. Evet, siz de biliyorsunuz. Evet. Ve biz mümkün olduğunca onlara da onların istediği şekilde onların dilinden iletişim yapmaya çalışıyoruz. Ya ben bu gençler deyince konu dönüyor dolaşıyor, dijital dönüşüme geliyor. Daha sonra soracaktım ama bir marka, şu an ismini hakikaten hatırlamıyorum. Dijital teknolojiyi kullanarak mevcut görüntünüzü yaşlandırıyor ve sigortayla sigortalanma fikrini bu şekilde veriyor. Sonuçta aslında tüketici bu kadar sene çok da haksızlık etmemek lazım pazarlama insanlarına, liderlerine. Çünkü sektör olarak ciddi bir reklam verensiniz ve bu bilinçlendirmeyi yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama hayatta bazı şeyler var ki sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızda da bunu görebiliyoruz. Yanlış olduğunu biliyorsunuz ya da değerli ve önemli bir konu olduğunu biliyorsunuz ama iş ona yatırım yapmaya geldiğinde bana bir şey olmaz, şimdilik öteleyelim. Daha kısa yoldan çok çabuk faydayı görmek, yaşamak. Hatta promosyonlarda eskiden kupon biriktirilip o sabırla onun sonucu alınırken yeni tüketici de bir şekilde vaadi derhal hemen alayım duygusu var. Böyle bir duygular içindeyken de sigorta bir gün o risk olursa noktasında önceliğini aşağıya düşürüyor. Dolayısıyla bilinçlendirilmek diyoruz ama belki de o bilincin harekete geçirme, bu konuyu dikkate alma ve gerçekten harekete geçme aksiyonunda bir sıkıntı var. Ve bu tarz kampanyalar, demin anlattığın vurguları yerine getiren kampanyalarında ben başarılı olacağına çok inanıyorum. Buradan dijitale dönersek, şimdi dijital dönüşüm her yerde ve hakikaten birçok endüstrinin iş yapış şeklini, insan kaynağı ihtiyacını, iş süreçlerini ve iş çıktılarını yeni ürün ve hizmetlerle etkileyebilecek bir dünya yaşıyoruz. Evet. Ve çok kısa sürede çok büyük etkilerini her endüstride görüyoruz. Bu noktada özellikle gençler dediğinde bugün kendi kendine sürücüsüz otomobilleri 2-3 program önce sevgili Volvo dedi ki biz 2021'de yollara çıkacağız yeni aracımızla. Gençlerde buna reaksiyon çok daha olumlu. Ben buna binerim. Çok da korkmam, çekinmem, endişelenmem. O noktada Kubilay dedi ki güvenlik çok başka bir boyuta gidiyor. Şimdi bu manada kasko iletişimi, üzerine dijital dönüşüm, üzerine güvenlik ihtiyacımızın şekillenmesi ve şekil değiştirmesi. Daha da önemlisi tüketicinin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının çok daha hızlı bir şekilde değişeceği de ortada. Bu durumda bu dijital dönüşüme dair Allianz neler planlıyor? Çok fazla planımız var tabii ki tek tek ama burada ufak bir noktada bir es vermek istiyorum. Çok önemli. Dijital dönüşüm deyince ve tüketici beklentileri dediğinizde şöyle bir şey akla geliyor. Hepimizin öğretisidir. Biz bir şeyler öğreniriz, ondan sonra gideriz. Bunu tüketici beklentilerine de bakarız. Ona göre uygulamalarımızı yaparız. Okulda öğrendik, onu işte uyguluyoruz. Bu dönem bitti. Dijital dönüşümü ben şöyle tanımlıyorum. Öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor artık. Çok güzel. Çünkü her sabah uyandığınızda dün öğrendiğiniz o gün kullanılmaz hale gelmek üzere. Böyle giden bir süreç var. Şimdi bu sürecin içinde baktığınızda dijital dönüşümde işte planlamalar yapmak filan artık çok kolay değil. Onun yerine aslında çok çevik olmanız gerekiyor. Bizim bir dijital app'imiz var mesela, Allianz'ım app'i. Yani Türkiye'de bence sayılı app'lerden biridir. 430 bin gibi bir download sayısına, indirme sayısına diyelim ulaştık. Ne işe yarıyor bu app? Bu da her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, bir hastaneye gittiniz ve anlaşmalı kurumumuz değil, orada cebinizden bir ödeme yaptınız, bir fatura aldınız. Evet. Onu aslında faturayı hemen fotoğrafını çekerek, çektiğiniz anda app'in üzerinden şirketimize ulaşıyor ve ödemeniz çok hızlı bir şekilde sizin hesabınıza yatırılıyor. Bunların hepsi otomatik, eğer tabii ki incelenmesi gereken bir durum yoksa. Bunun gibi birçok örnek var. Kişisel videolar, kişisel hasar hizmeti, çok ufak belli rakamlara kadar olan hasarları app'in üzerinden bir video ile bakıp onaylıyoruz.
bu kadar gelişmiş. Ama ilginç olan diğer tarafı, hepimiz 430 bin, bizim 7 milyon tane müşterimiz var. Ama biz çabalarımızla, iletişimimizle gerçekten yatırım yaparak 2 senede 430-450 bin lira ulaşmaya başardık. Ve baktığınızda kim app'i indiriyor dediğinizde, evet, yeni nesil. Yeni nesil. Çünkü öğrenmeyi biliyorlar. Bir şey öğrendiklerini bunu hayatlarına adapte etmeyi biliyorlar. Biz biraz, kendimi de katıyorum, biraz daha geleneksel tarafta kaldık. Biz çok bence arada kaldık şu dönem. Ama yani şu an %5'lere varan oran da bence eksponansiyel büyüyecektir bence. Süreyi de düşünerek, yani bu o kadar enteresan bir konu ki, sigorta dediğinizde hayatımıza dokunan birçok nokta var. Bir şekilde sizin de bu kadar çok şapkalı ve hakikaten aslında tüketicinin sorununu satın alıyor sigorta şirketi ve üstleniyor. Dolayısıyla birçok vaka, birçok olay yaşıyorsunuz. Kısaca müşteri beklentilerinde, müşteri sadakatini korumaya dair birkaç cümleyle neler yaptığınızı öğreneyim. Ondan sonra sizin kariyer yolculuğunuza geçmek istiyorum izninizle. Tamam, zevkle. Evet, uzun, çok uzun hikayeler ama çok basit şunu anlatayım. Bizim özel bir müşteri programımız var. Biz şirket olarak, hani demin de söyledim, müşteriyi merkeze koymak ya da müşteri odaklı yaklaşım cümlesini değil, bunu hayata geçiriyoruz. Üst yönetimimiz, CEO'muz dahil olmak üzere, özel müşteri aramaları yapıyor. Her ay mecbur olduğu, sizi dinliyoruz platformundan, bizim bir platformumuz var. Orada telefonu açıyor ve bizim daha önce hasar yaşamış, sorunlar yaşamış, sorun yaşamamış müşterilerimizi arayarak çok onların güzel dertlerini dinliyor. İsmine de bayıldım bunu, bu arada. Sizi dinliyoruz bence her endüstride de toleransı da çok artar. Kesinlikle çok önemli. Hani şey, ne gerek var diyebilirsiniz ama gerçekten oturduğunuz yerde, odanızda, o koltuktan baktığınızla sigortalarımızın, müşterilerimizin yaşadıklarını anlamanız çok kolay değil. O yüzden dinlemek her zaman çok işe yarıyor. Onun haricinde müşteri haftaları düzenliyoruz. Geçen çok yakın bir zamanda 100 çalışanımız bir hafta içinde hastanede ameliyat bekleyen, ameliyat olmak üzere olan hastalarımıza, tamirhanede arabasını bekleyen müşterilerimize giderek onlarla dertleşti ve dertlerini, yaşadıklarını paylaştı. Bu hem çalışanlarımız açısından çok önemli bir adım bizim için. Çünkü onların müşteri odaklı olmasını geliştiriyor. Çünkü diye söylüyorum, lafta kalmaması lazım. Bunun gibi birçok aksiyonumuz var. Dediğim gibi süreyi de etkin kullanmak adına, ama çok fazla Allianz bu konuda odaklı. Global olarak bakıldığında da Allianz Türkiye gerçekten bu konularda globalde de, dünyada da, çünkü Allianz 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Öncü bir ülke olduğumuzu, öncü bir Allianz'ın öncü bir parçası olduğumuzu da söylemek isterim. Peki müşteriler teklif isterken, o teklifin içeriğini okurken çok yoruluyorsunuz. Çünkü özellikle bazı profiller detayları çok severken, bazıları hakikaten kurcalayarak o evdeki cihazı öğrenme modunda olabiliyorlar. Dolayısıyla önüne böyle bir sözleşme koyduğunuzda, benim haklarım ne, A şirketinden B şirketine fark nedir anlamında da hakikaten satış temsilcilerinin bayağı müşteriye yakın durması ve detaylı aktarması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bizim çok güçlü bir satış ağımız var ve eğitimlerimiz bu konuda hız kesmeden devam ediyor. Hem sınıf eğitimlerimiz hem de online platform eğitimlerimiz var. ATA diye de bir şirketimizde özel bir eğitim bölümümüz var bizim. Bu konuya da çok odaklıyız. Kesinlikle haklısınız. Çünkü sigorta bir de çok regülasyonu olan, çok mevzuata tabi bir konu. Mümkün olduğunca en kısa şekilde, en basit şekilde dijital ortamlardan sigortalılarımıza ulaşmaya ve onlara gerçekten neyi aldıklarını kısaca anlatmak için çabalıyoruz. Harika. Her gün kendimizi geliştiriyoruz bu konuda. Şimdi müşterilere dokunmak, kalplerine dokunmak, işin merkezine koymak dedik. Çok da az vaktimiz kaldı. Hepsine yetişmeye çalışacağım şimdi. Sen de bana yardımcı olacaksın. Çok dramatize etmek istemiyorum ama annenle ilgili, rahmetli anneciğinizle ilgili yaşadığınız bir örnek var. İsterseniz oradan başlayalım. Oradan sonra da bu kariyer yolculuğu sizi nasıl buraya getirdiği sormak isterim. Bu benim için özel ve anlamlı bir konu. Çünkü ben aslında satış yöneticisi olarak görev yaparken 1,5 sene önce Allianz'da pazarlama bölümünün sorumluluğunu aldım. Ve ilk aslında işim diyelim reklam filmimizdi. Allianz Senin'le reklam filmimiz. Ve oradaki birkaç alternatifimiz hazırladı ajans. Ve o alternatiflerden biri de yayınlanan ve gerçekten ondan fazla da ödül aldığımız, çok değişik yarışmalarda, çok özel yarışmalarda çok iyi ödüller aldığımız bir reklam filmi oldu. İçinde kanser hastası var ve ben eş zamanlı olarak o seçimi yaptığım günün öncesinde annemin akciğer kanseri olduğunu öğrendim.
Kolay olmadı. Hatta şu tip eleştiriler biliyorsunuz bu süreçler o kadar uzundur ki başında işte bu yanlış anlaşılır mı böyle var mıdır diye. Orada şunu söylediğimi hatırlıyorum. Bunlar hayatın içinde. Hayatın gerçeği evet. ve biz gerçek hayatı anlatmak, kimseyi korkutmak değil ama gerçek hayatı anlatmak zorundayız. Bu hiçbir şey değiştirmez. İşte gerçek olduğunu görüyoruz. Bence çok doğru bir iletişim. Bunu göstermeliyiz halkımıza. Bu şekilde ilerlemeliyiz. Kararın orada vermek çok zordu ama çok ilginçtir benim için. Çok büyük bir tesadüf. Sonra annemi kaybettik ama çok teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Böyle bir anı ona denk geldi. Aynı şey şu anda dönen reklam filmimizde de ilginç. Benim baba kız hikayesi var. Benim bir kızım oldu. Sürpriz tabir edilirse. Hani aramızda deriz ya halkın içinde sürpriz oldu kendisi. Ama iyi ki gelmiş. Hoş gelmiş. Benim iki kızım var. Ve gerçekten buna da baktım. Yani her şey hayatın içinden. Biz de aslında hayatın içindeyiz. Bunu profesyonel olmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Onun için ben de bu hikayeleri dinlemeye bayılıyorum. kapatırken hakikaten çok şapkalı, çok sorumluluklu bir işlev yürütüyorsunuz ve çok değerli. Binlerce çalışanı temsil ediyorsunuz, belli kararlar veriyorsunuz. Satışla başladım dedin kariyerime. Bu yolculuk nasıl sonrasında devam etti? Aslında en başta üniversite sonrası araştırma şirketinde başladım kariyerime. 4-5 senelik bir araştırma şirketi tecrübem var. Arkasından Allianz'da 2001 yılında pazarlama uzmanı olarak göreve başladım. Daha sonra çeşitli görevlerde satışta bulundum. İşte grup müdürlüğü yaptım. Acentlerden sorumlu oldum. Diğer satış kanallarımızdan sorumlu oldum. En sonunda satış direktörü olarak görev yapıyordum. 2016 sonu itibariyle de pazarlamadan sorumlu olarak görevime devam ettim. Arada da bir master, yüksek lisans da sıkıştırmış oldum. Hem çalışırken harika. Okumayı da ihmal etmedim. İhmal etmediniz. Evet, süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben süremizin sonuna geldik. Bu kadar yoğunluğun içerisinde vakit ayırdığın için gerçekten çok da keyifli bir sohbet oldu. Dilerim izleyicilerimize de geçmiştir. Tekrar çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir marka, yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.